أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أبد قردش لرم الله تعالى نصيب درس بقولك درس موس حزت محمد عليه سلامة وسام سنتنا uymak, sünnetin İslam hukukundaki yeri, sünnetin inkarı, sünnet düşmanlığı, İslam hukukundaki, İslam'ın buna bakışı, Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaatine bakışı üzerine duracağız. Ama önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın 3-4 tane sahih hadisi var ve gerçekten bunlar çok önemli hadisler. Bugünkü bulunduğumuz şu şartlarda gündelik hayatta yaşadığımız ve gözlerimizle müşahede ettiğimiz içinde bulunduğumuz bir süreci anlatıyor. Çünkü insan oğlu her geçen zaman ölüme yaklaştıkça Allahu Teala onun için zamanı yaklaştırıyor. Seneler aya dönüyor, aylar haftaya, haftalar günlere, günler saatlere, saatler saniyelere, saliselere döndüğünü açık ve net olarak söylüyor. Hatta Muhammed Aleyhissalatu vesselam diyor ki kıyamete yakın bir dönemde diyor Allahu Teala zamanı kısaltacak. Yani o zamanı kısaltmayı tarif ederken diyor ki seneler aylara dönecek. Gerçekten de öyle. Bak dün e, yılbaşı kutluyorduk. Bugün de yılbaşı kutluyoruz. Yarın da yılbaşı kutlayacağız. Çok süratli bir hayatın akışı var. İkinci bir husus, ahir zamanda dünyevi ilim yayılacak ama uhrevi ilim sahipsiz kalacak. İlim kaldırılacak. İlimini, İslam'ı, dini bilen insan kalmayacak. Helal ve haramları bilmeyen, helal ve haramları yaşamayan bir toplumun geleceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Aynı keza cehaletin ve cehaletle beraber fitnenin, öldürmenin, katliamların, ve cinayetlerin, vahşetin, her türlü pisliğinin alın, alıp başını gideceğini Nebi Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biz biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nefsinden bir şey konuşmaz. Her ne konuşuyorsa o mutlak vahidir ki zaten Necm suresinde Allahu Teala 1 ve 5. ayet-i kerimede Hz. Muhammed aleyhissalatü Vesselam'ın hevasından, egosundan, nefsinden bir şey konuşmadığını, her ne konuşuyor, ne söylüyorsa illa mutlak vahiy olduğunu söylüyor. Ve necmi idha heva ma dalla sahibukum ve ma gawa ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahiy allemahu şedidul kuvve diyor Allahu Teala. Batmakta olan yıldızı and olsun diyor Allahu Teala muhakkak ki sahibiniz yani sizin dostunuz, arkadaşınız, Resulünüz, Nebiniz Muhammed ne şaştı, ne saptı veya gördükleri hakikat dışında bir şey değildir diyor. O her ne konuştuysa o nefsinden değil mutlak vahidir diyor. Onun için İmam Şafi gibi bizim ehli sünnet ve cemaat dediğimiz selef ve halef İmam Ebu Hanife gibi İmam Şafi gibi ve İmam Ahmed İmam Malik gibi ulema der ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu o da vahidir. Nasıl vahidir? Bir matluf dediğimiz Allahu Teala'nın kitabı ile mutlak vahiy anayasa dediği ana kitabını gönderdi. İkincisi de onun tefsiri, onun beyanı, onun bütün özelliklerini içerisine barındıran ve dini tarif eden Kur'an'ı izah izah Kur'an'ı yaşattıran öbür yönüdür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dışında vahiy aldığı için haber verdiği çok meseleler güncel hayat içerisinde insanın karşısına çıkıyor. İnsan birebir bunları müşahede edebiliyor. Hatta Necm suresi 57. ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ezifet el ezife diyor. Muhakkaki kıyamet yaklaştıkça yaklaşıyor diyor. Yani insan oğlu farkında değil ama yaklaştıkça yaklaşıyor. Her geçen gün insan ölüme yaklaşıyor. Hatta bir sahabe geliyor peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ya Resulullah diyor kıyamet ne zaman kopacak?" O da diyor ki peki senin kıyamet için bir hazırlığın var mı? Deyince o da diyor ki ya Resulullah ben Allahu Teala'ya ve onun Resulüne iman ettim. Gücüm nispetince de amel ediyorum. Allah ve Resulünü ve müminleri seviyorum diyor. Bunun üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam inşallah bu senin için yeterlidir diyor. Arkasından diyor ki büyük kıyamet mi küçük kıyamet mi diye soruyor. O da diyor ki ya Resulullah kıyametin büyük küçüğü mü olur? Evet diyor büyük kıyamet var ve küçük kıyamet vardır. Büyük kıyamet senin ölümündür diyor. Çünkü insan öldüğü andan itibaren yaşadığı bir süreç var ki insan tazavur edemiyor, hayal edemiyor. Gözünün önüne getirince korkunç bir sorgu süreci, hesap süreci. Yani insanı böyle korkunç bir sayans, korkunç bir süreç görüyor. Biz şu an dünya hayatında farklı bir alemde yaşarken ölümle beraber buradaki bağımızın kopması ve gerçek gerçek hayatta uykudan uyanmanın neticesinde karşılaşacağımız hakikatler bizi şoka sokacak. Çok bize acı gelecek, korkunç gelecek, dehşete düşeceğiz. Muazzam bir süreçle karşılaşacağız. O onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam demiş ki senin ölümün kıyametindir. Küçük kıyamet ise senin görmediğin kıyamettir. Aslında büyük kıyamet Allahu Teala'nın evreni, dünyayı, fezayı, güneşi söndürüp dağları dürdü, yeri ve göğü mahvedip depremlerle yerle bir ettiği insanı yok etti. O süreçtir ki saatlerce sürecek. Belki günlerce sürecek ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ayetlerinde de sabittir. Sen görürsün ki bir genç, bir çocuğun bile saçları saatler içerisinde beyaza dönecek. O korkudan ve dehşetten. Ve zalimlerin o yeryüzüne kan döken insanlara egoları, nefisleri, makamları ve mefkileri üzerine insanlara zulmeden, çalan, çırpan, öldüren, katleden insanların da o günün şiddetinden ve hasabın dehşetinden dolayı gözlerinin çukurundan fırladığını göreceksin diyor Allahu Teala. O kadar ki korkunç bir sürecin ve hesaplaşmanın mutlak olduğunu söylüyor. Zaten Necim 57'de de Allahu Teala aslında bize şunu söylüyor. Diyor ki ister uyanın, ister ibadet edin, taat edin, teslimiyetinizi gösterin. İstiyorsanız her nefsinize ve egonuza göre bir hayat sürün ama mutlak ölüm sizin için yakındır diyor. Aynı keza Cemi'u Sagir'de 3030 hadis numarasıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyametin alametleri bir tek ipe dizili boncuklar gibidir diyor. Bir tezbih düşün 33 tane var. Eğer o ipi koparırsan diyor aynen diyor o tezbihin şeylerinin boncukları nasıl teker teker dökülüyorsa kıyamet süreci de ardı arkasında kesilmeyecek bir süreçle başlayacağını, önce küçük alametlerin vuku bulacağını, insanların bunları yaşayacağını ama akıl sahibi olan, gerçekten takva sahibi olan, iradesi olan, inanç anlayışı güçlü olanlar ondan ders alacak. Tövbe ve istiğfara Allahu Teala'ya yönelecek. Ama zaten kendine tabiri caizse dünyayı bir ilah edinmiş, malı mülkü kendine bir kıble edinmiş, zenginlik peşinde koşan, cimrileşmiş, hiçbir insana merhamet etmeyen her şey, bütün hayat onun nefsi etrafında dön insanlara gelince zaten o uyku, o dünya sarhoşluğu devam edecek ve helak olup gideceklerini Nebi Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Başka bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam bunu da Tirmizi Zuhd 24'te 2332 hadis numarası hadis numarasıyla sahih olarak Enes bin Malik'ten. Hazreti Enes'i hepimiz biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 yaşındayken babası getirip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulullah bu benim oğlumdur. Ben istiyorum ki senin terbiyende, senin ee, evinin terbiyesinde büyüsün. Onun için senin ev hizmetlerinde sana hizmet etsin ama aynı keza ilmi ve İslam'ı da senden alsın. 10 sene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile yaşamış buzide sahabeden biridir. Hatta biz biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri insanların en hayırlarıdır. Ki bunu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam söylüyor. Aynı keza Kur'an-ı Kerim'de 400 ayette Allahu Teala sahabeyi övmüştür. Her ne günah işlerlerse onları bağışlayacağını ilan etmiştir. Onların samimiyeti, onların takvası, onların ihlası onların din için gösterdiği fedakarlık karşısında onları istisna tutarak günahlarını bağışlamayı da direkt men ayetle bildirmiştir. Onun için Hz Yanes diyor ki diyor ki la takumus saatu hatta zamanu kal ve takuna'l kal kas diyor. Zaman ahir zamanda diyor. Anlıyor musunuz? Zaman bereketsizleşecek diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani öyle bir dönem gelecek ki bak güzel dikkat dikkatle dinleyin. La tekumus saatu diyor. Hatta yetekarabu zaman diyor. Diyor öyle bir zaman gelecek ki insan oğlunun artık sonu yaklaştığında bak bugün bilim adamları veya dünya devletleri Birleşmiş Milletler'de toplandıklarında iklim değişikliklerinden, doğal afetlerden, insanoğlunun dünyaya verdiği tahribattan dolayı gelecek olan afetlerden konuşuyorlar. Ve gerçekten artık biz de onu hissetmeye başladık. Yani düşünün ki Türkiye'de yazın Karadeniz'de seller, Akdeniz'de yangınlar hiç durmuyor. Bütün dünya yanıyor. Neden? Çünkü artık insanoğlu ki ayetlerle bildirildiği üzerine yaptığı kötülüklerin bir kısmını Allahu Teala dünya hayatında ona tattırdık, tattırtmadı müddetçe onlara ölümü vermeyeceğini söylemiştir. Onun için bugün Amerika'da kasırgalar, Japonya'da, Çin'de, orada burada tufanlar, tayfunlar vesaire şeylerle binlerce, yüz binlerce insana zarar veriyor. Milyonlarca, milyarlarca dolarlık zararlara sebep oluyor. Ve insanoğlu bütün birikimini bir anda kaybedebiliyor. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam zaman yaklaşacak, bereketsizleşecek. O dönemde diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam seneler bir aya dönecek. Aylar haftalara hafta ki cumuatun diyor oradaki cemaat cumadan cumaya oradaki yedi gün kastediliyor Diyor ki aylar cumaya bir haftaya haftalarda günlere günlerde diyor saatlere saatlerde bir otun yanma mesafesi kadar olacaktır. Gerçekten bak düşünün ki ben saat 6'da gelmiş burada oturmuşum. Bak şu anda 9.30'a geldi. Ay neden? Çünkü bir sürat akıyor gidiyor. Ben yarın uyanacağım, öbür hafta gene uyanacağım. Sanki böyle biz artık haftadan haftaları yaşıyoruz. Günlerden günleri değil yani. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun olacağını, bunun olma sebebi olarak da insanoğlunun azgınlığı, sapıklığı, Allahu Teala'dan uzaklaşmaları, nefislerine tapmaları, bunun neticesinde Allahu Teala'nın artık insanoğlunun sonunu getireceğini, insan için bereketin, rahmetin, merhametin hiçbir şey kalmayacağını, zamanın akıp gideceğini, insanoğlu bunun farkına varmayacağını söylüyor. E gerçekten insan için en büyük sermaye zamandır. Ve zamanını ister yatarak, ister uyanarak, ister oturarak, ister kalkarak, ister namazla, ister oruçla, istiyorsan da haram yolda. Her ne şekilde olursa olsun o zaman akıp gidiyor. O zaman akıp gittiği müddetçe sen hayatından ve ahiretinden çok şeyler kaybediyorsun. Bakmayın yani biz şu hayat içerisinde günlerimizi sayıyoruz, geçiriyoruz ama şunu hiç unutmayın. Sizin her saniye ve salisenin hesabı vardır. Sonuçta Allahu Teala katibin melekler, hafaza meleklerini yaratmış. 24 saat boyunca saniye ve salise sizden ayrılmayan, Ellerinde kitapları olan, hayatınızı not eden, aynı keza insanın gözüdür, bedenidir, azasıdır, ufzudur. Onlar da bunun şahitliğini yaptığı bir süreçteyiz. Yani bu neye benziyor? Bir adam düşünün, bir sene, iki sene üniversite sınavı için gidiyor, dershanelere kayıt yapıyor, orada eğitim alıyor, buraya koşuyor, kitap okuyor ders çalışıyor, şunu yapıyor. Ne için? İmtihan'a girecek üç saatlik bir süreç için. Üç saat o kadar önemlidir ki, o insan için saniyeler bile çok mu önemli ve değerlidir. Adam bütün vaktini, zamanını ona göre ayarlar. Aynı keza burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanın yaklaşması, kıyamet süreci olarak ay, ayların, yani senelerin aylara, ayların haftalara, haftaların günlere dönmesi artık işin sonunun yaklaştığını. E zaten biz de şu anda onun içinde yaşıyoruz. Bana diyebilir misiniz ki ya vallahi günler çok güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyor. Yani sabah uyanıyoruz, akşam gelmiyor diyebilen var mı? Ya boş verin akşam artık haftaları sayamıyoruz. Yani bazen böyle takvime bakmam gerekir. Hangi aydayız, hangi yıldayız diye. O kadar ki geçiyor. insan seneleri bile karıştırır duruma gelmiş. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Tirmizin Zuhd 24'te hadis numarası 2332 numaralı hadisinde zamanın böyle olacağını ve bu süreç geldiğinde olacak olan şeyi de söylüyor. Neyi söylüyor bugün içinde bulunduğumuz? Mesela günümüz insanların çoğunluğu Hiçbir zaman demiyor ben bu dünya hayatında niye varım? Acaba Allahu Teala beni ne için gönderdi? Burada zengin olmak için, mal biriktirmek için, insanlara hava atmak için, ego tatmini için mi? Yoksa başka bir amaç mı gö için gönderdi? Asla bunu sormaz. Bugünkü insanların temel hedefi nedir? Paradır, şöhrettir, makamdır efendim bir yerlere varmaktır. Birilerin nezdinde bir itibar sahibi olmaktır. Ama hiçbir zaman onları yaratan, onları yoktan var eden, akli veren, iradeyi veren, zekayı veren, güzelliği veren, insanı ehseni takvim, en mükemmel yaratıcı, yaratılmış olarak yaratan Allahu Teala'yı hatırlamaz. Yaratılışının gayesini olduğunu bilmez. Bunu da sormaz, sorulamaz. Aynı keze Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette o da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu söylüyor. Ne zaman? Kıyamete yakın bir dönemde olacak olan rivayette şöyle der. Yetekarabu zamanu ve yen kusul amelu ve yulqal ve harcu kalu mel harcu kale el katlu el katlu diyor. Nebi aleyhissalatu vesselam ahir zamanda zaman yaklaşacak. Zaman kısalacak. Başta okuduğumuz hadis bunun neredeyse devamıdır, tefsir şeyidir, yorumudur gibi. Nebi aleyhissalatu vesselam öncelikle ahir zamanda zaman yaklaşacak, hızlanacak, yani insanoğlu nasıl yaşadığını, nasıl yaşlandığını anlamadan hayatı bitecek diyor. Öyle bir hızlanacak, o dönemde ameller azalacak. Hangi ameller? İbadetler, namazlar, hamdler, şükürler. Onun yeri o azalacak. İnsanların hayatından din kalkmaya başlayacak. Maalesef üzgünüm yani üzücü bir durum. Bugün belki biz biz babalarımızdan, atalarımızdan dinden bir şey öğrendik. Ama bugün 20 yaşın altındaki neslimiz İslam'la bir bağ kalmamış. Yarın onlar 40 elisine geldiğinde bu ülkenin bir Hristiyan ülkesinden, bu toplumun da bir küfür toplumundan bir farkı kalmayacak. Çünkü ne namaz, ne İslam, ne iman, ne İslam'ın bir alameti kendi bilgilerinde olmayanlar evlatlarına da vermedikleri gibi yarın kıyamet günü o çocukları dinden, imandan, amelden yana çıplak bırakacak. Kendilerini İslam'a nispet edecek ama o dinden bir nasipleri kalmayacak. Bir sürecin geleceğini söylüyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve yankusul amel diyor. Amelleri ne olacak? Nuks olacak, azalacak kalplerinde cimrilik yerleşecek diyor. İnsanlar çok cimrileşecek. Vallahi ben düşünüyorum. Belki bizim babalarımız, dedelerimiz daha mertti. İnsanlara merhamet etme, yardımseverlik. Yani o insanların düşünün ki o insanların misafir odaları aşınırdı, eskirdi. Ama bizim misafir odalarımız gıcır gıcır, tertemiz, pırıl pırıl çünkü ayda bir bir kimse girmiyor yani. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda zamanın kısalması, insan için imtihanın şiddetlenmesi bir yana insanların amellerinin azalmasının yanında bir de insanoğlu artık paraya, mala, mülke meyil edecek. Bütün hedefini, bütün enerjisini sadece zengin olmak, mal biriktirmek ama hatta tabiri caizse Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki nereden gelirse gelsin ama para gelsin o mantığın zuhur edeceğini, insanların bu yönde gelişeceğini açık ve net olarak söylüyor. Ve yulukus şuhu diyor. Yani cimriliğin kalplere yerleşeceğini, insanların mal ve mülk peşinde koşar, koşacağını söylüyor. Ve yakturul harcu ve muhakkak ve muhakkak ne olacak? Katil. Katil dediğimiz kavram artacak. Mesela harç diyor yani bir aleyhisselat vesselam harç aslında öldürmektir, katletmektir, insanları infaz etmektir, insanları mesela terörist faaliyetler diyoruz ya bugün bakarsanız İslam co coğrafyasına bütün İslam ülkelerinde boyuna bir yerlerde bombalar patlıyor, boyuna bir yerlerde insanlar ölüyor, boyuna nüsibet ve belalar bu toplumun üzerinden eksilmiyor. Çünkü Nebi aleyhisselat vesselam ويكسور الخرج خرجوا دير محققين خرجة أرتجا، أناردا ديرالكى صحابة مراقد وبكلمة إحدى ماكى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا ما الحرج يا رسول الله، حرج ندر يا رسول الله، الحرج El katlu, el katlu. İnsanın insanı öldürmesidir. insanın insanı katletmesi insanların birbirlerine merhamet etmeden birbirlerini öldürmeleridir. Bugün haberleri açtığınız zaman öldürme, öldürme, öldürme orada tecavüz, orada cinayet orada vahşet, çocuk öldürmeleri bebek öldürmek neye kadar derseniz deyin bütün vahşet ve cinayet insan oğlunun bütün o hayvani içgüdüleri bir noktada piyasaya dökülmüş. Çünkü kıyamete yakın bir dönemde bu toplumun ve insanların yoldan çıkacağını, insanları malı ve mülkü kendisine rab edineceğini, mal ve mülk peşinde koşarken kendisi için bir karakter ve kriter bırakmayacağını açık ve net olarak bildiriyor. Onun için aslında bizim buradaki nesihat ve e, nasihattaki amacımız ve gayemiz nedir? Biz düşünelim şu dünya hayatı nereye kadar bizi götürecek? Acaba bu gençliğimiz ebedi midir? Bir yerde ölüm diye bir kavram var mıdır? O bizi bulacak mı? Bulduğumuz en önemli soru ölümden sonra sonumuz ve akıbetimiz ne olacak? Bunu kendimize sormamız lazım. Yani bazen ben şunu derim. Şimdi ölsem nereye gideceğim? Şu anda ölsem Allahu Teala'nın huzuruna çıkarırsak Kur'an-ı Kerim ve Muhammed Aleyhissalatu Vesselam sireti ve sünneti yaşantısı ve mücadelesi halaller ve haramlar, emirler ve nehiler hepsi ortaya konulsa ve benim kitabım açılsa benim akıbetim ne olacak? İşte bunu insanın kendisine mutlaka sorması gerekiyor. Bir rivayet de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan o da sahihtir. Bu saydığım hadisler hepsi sahih. Bunlar kıyametin küçük sürecidir. Kıyametten önceki zamanın olacak olanların haberidir. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? biz canımızı verdiğimiz o sekarat el maut diyoruz ya ölüm anı. Nebi aleyhissalatü vesselam yani hadislerde diyor ki sekarat el Allah'a sığınırım. Bunu üç sefer söylemiş. Sahabet diyor ki ya Resulullah neden üç sefer bunu söyledin? Yani demek ki çok önemli bir şey ki bunu söylüyorsun. Çünkü diyor sekarat el maut ölüm anı diyor bir sarhoşluk. Bir adam içki içmiş beyin gitmiş gel git yapıyor. Veya bir Alzheimer'lı bir adam düşünün. Bir anda hatırlıyor bir anda unutuyor o dalgınlık, o şey içerisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam eğer bir insan şu dünya hayatında maneviyatı güçlü değilse, ameli güçlü değilse, iman ehli bir adam değilse, gerçekten Allah ve din için ciddi anlamda bir şey yapmamışsa diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada Allah ona yardım etmez. Etmediği için şeytan elinde bir bardak su ile gelir. Mesela dikkat ederseniz bizim Sekarat-ül Ölülerin dudakları kurur. Bildiğiniz artık suyu çekiliyor yani. Ölüm esnasında ve muazzam bir susuzluğun dünya hayatında başladığını söyler. Orada o susuzluk öyle bir dereceye geliyor. ki sanki aylarca su içmemiş bir adamın durumuna. O anda elinde bir tas suyla diyor şeytan belirir, gözükür ona. Ona der ki gel kafir ol. Gel Muhammed'i inkar et. Gel de ki Muhammed hak peygamber değil. Veya buna benzeyen neylerle, tekliflerle gelir. Eğer o insan, yani Allahu Teala orada yardım etmezse ki Kur'an ayetiyle sabittir. Allah her yerde takva sahibi olan yani yaşantısı ve mücadelesinde Allahu Teala'nın rızasını gözeten bir kulun her zaman yardımına gittiğini, onu asla sahipsiz bırakmayacağını ayetlerle bildiriyor. Hatta şeytan yani Hz. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de itiraz edip karşı çıkınca Allahu Teala o in oradan. Sen o makama, o şerefe layık değilsin. Çünkü ismi Azazil'dir ve meleklerin hocasıdır. Muazzam bir yerde bir cinin, bir cinin bütün peygamber, bütün meleklere artık hoca olacak derecede bir ilim sahibi olduğunu ve onu bütün meleklerce tanzim edildi, hürmet edildi bir derecedeyken Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ve en önemlisi Adem'in ilmine tahammül edememesi, kıskanması, hasret etmesi neticesine isyan etti. Allahu Teala in o makamdan sen oraya layık değilsin dediği zaman o da diyor ki madem diyor Adem beni yoldan çıkardı, Adem yaratmasaydı ben aynı ta taklidimi yani o riyamı sürdürecektim diyor. Yani o münafıklığımı sürdürecektim. Sen Adem'i yarattın gerçek yüzüm ortaya çıktı. Munafıklığım döküldü piyasaya. O zaman madem böyle Rabbim diyor bana da sen de müsaade ver. Ben de intikamımı alayım. Ve Allahu Teala diyor gitsen sen mühlet verirler neredensin? O da orada şunu söylüyor. Diyor ki ben de and olsun ki sirat al mustakim biz namaz kıldığımız zaman Fatiha'da ehdine sirat al mustakim diyoruz. Bizi dost doğru yol, Kur'an ve sünnet yoluna Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Adem Aleyhisselam'ın ve gönderdiğin 124 bin peygamberin yolu olan dost Allah'ın tevhid dini olan müstakim olan yol üzerine bizi ilhak et diye dua ediyoruz. İşte diyor ki ben o yol üzerinde duracağım ve mutlaka senin bütün Adem'in çocuklarını yoldan çıkaracağım. İşte orada allah Teala benim takvalı gerçekten takvadan kast olunan, havfullah Allah korkusu olan, amelini Allah rızası için yapan, hiçbir gösteriş ve riyaya önem vermeyen kimseyi kast ediyor. Senin onun üzerinde bir etkin olmaz. Çünkü Allahu Teala ona her yerde yardım edeceğini vaat etmiştir. Onun için hadiste de Nebi Aleyhisselatü Vesselam şeytanın insana geldiğini, insanın da bir sarhoşluk içinde olduğunu ve burada şeytanın ona galip gelip onu yenebileceğini, aldatabileceğini, kandırabileceğini ve imanını çalabileceğini söylüyor. Onun için gerçekten Müslüman bir insan şu hayatta ne yaparsa sonunda onu yaşar. Ondan dolayı başka bir rivayette Buhari'nin Fitan 5'te 7064 hadis numarasıyla, Müslüm'ün ilim 10, 2672 hadis numarasıyla, Buhari'nin Fitan 5'te aynı keza 7062 hadis numarasıyla verdiği ve İbn-i Mecah'ın da Fitan 4050 hadis numarası verdiği bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada şöyle bir olaydan bahsediyor. İnne beyne yedeyi saati ayyaman yurfi'u fiha ilmu wa yanzilu fiha el jahlu wa yakthuru fiha fiha diyor. Şüphesiz kıyametten önce öyle günler gelecek ki diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam öyle bir zaman gelecek ki o günlerde ilim yani gerçek anlamda ilim kalkacak. Hatta Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. Diyor kıyamete yakın bir dönemde okur yazar çok olacak okur yazar derken yani herkesin okuma yazması olacak. Herkes okuma yazmayı bilecek ve gerçekten bugün Türkiye'nin yüzde doksanı yani 60 yaşın üstündekilerini çıkar yüzde doksanı okuma yazması var ve bu dünya geneline baktığınızda dünyanın yüzde yetmişine yakını neredeyse okuma yazması var. Ama Nebi Aleyhisselatü vesselam kalemler boş yazacak diyor. Gidin bir kütü, bir kitap kitabın veya bir kütüphaneye gidin. Milyonlarca kitap yazılmış. Saçma sapan konular ele alınmış. Çok garip bir şey. En dandik kitaplar en çok satılan kitaplar olmuş ve insanlar ilmi kitap yerine aşk ve meş işte saçma sapan Flankes'in dünyası, kesin flankes rüyası, bu onun hikayeleri, bunun saçma sapan görüşleri, böyle yani insana manevi olarak, ilmi olarak ve insanın aklına hitap edecek değil de saçma sapan insanı oyalayan veya fantastik bilim kurgu tarzı kitapların peşinde, boş işlerin peşinde insan oğlunun koşacağını söylüyor. Yani ilmin kaldırılmasından kast olunan okuma yazmanın biteceğini kimse okuma yazma bilmeyecek değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o dönemde İslam'ın ilmi bitecek. Vallahi bugün şer'i olarak akın İslam'ın 54 farzını 54 farzını bu topluma sorun. Çoğu bilmez. Onu boş verin. Yani ben bir tane röportaja rastladım. Soruyor cemaate. Diyor ki Mekke nerede? Mekke ya Müslümanların Kabe'si, kıblesi nerede soruyor. İnan hiç biri bilmemiş. Biri Şam demiş, biri Bağdat demiş, biri Kudüs demiş. En son bir tanesi demiş Suudi demiş nerede? Riyad'da demiş. O da tutturamamış ya. Ya bu toplum kendini Müslüman olarak diyor ki Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım ama hala bırak demek ki namaz kılmıyor. Hayatı boyunca kılmamış ki kıblesinin yönünü bilmiyor. Yani kıblesi pusulası şaşık, bozuk yani. Adamlar bilmiyor. Adamlara dört peygamber soruyor, dört halifeyi sayıyor. İnsanoğlu gerçekten ilim, milim, İslam açısından sıfır fiyaskoyu çekiyor. Zaten bazılarına soruyor diyor ki falan din, bizim dinle işimiz olmaz diyor. Sorma bunları, bizim yolumuz bu değil yani. Biz artık sümme aşa açtık ya. Bizim için Allah, din, iman, İslam bunlar gerici işler. Ama işin hakikati zaten bu insanlar öldüğünde ayet-i kerimede uyarılan ve tehdit edilen şeyle mutlaka bunlar karşılaşacak. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam öyle günler gelecek ki öncelikle ilim kalkacak. Bu ilim İslam olacak. İslam insanların içinde kalkıyor. Bugün İslam'ı anlatınca adam diyor ki ya hocam diyor on hocaya soruyoruz. On ayrı şey söylüyor. Bin hocaya soruyoruz. Bin ayrı şey söylüyor. Çünkü hak ile batıl iç içe girmiş. İlim ile mesela ehli sünnet vel cemaat herkes kendini bu vasfa koyuyor. Kime sorsam diyor ki ben ehli sünnet vel cemaatim Peki ehli sünnet ve cemaatin birinci vasfı nedir? Sünnet ehli olmalarıdır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetini kendilerine referans, önder ve rehber kabul eden, o sünnetin dışına çıkmayan, sünnette olanı alan, sünnet dışında olan şeyden uzak duran, yani peygamber dönemindeki İslami yaşamak için mücadele veren demektir. Ama adam bid'at da işliyor, kendini ehli sünnet olarak tarif ediyor. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam, hak ile batılın iç içe olacağını, İslami ile küfrün iç içe olacağını, insanların yani Müslümanlığı yaşarken bile aslında İslamla alakası olmayan işler yapacaklarını haber veriyor. O günlerde ilim kaldırılacak, o günlerde yeryüzünde cehalet, innecek ve o günlerde herç yani insanların birbirlerini öldürmeleri, katletmeleri yani biz buna terörizm mi diyoruz, bomba eylemleri mi diyoruz, insanların cinnet geçir birbirlerini kesmeleri mi diyorsunuz? Vallahi düşünün ki yani insanlar miras için, miras iki kuruş dünyalık para için babasını bile öldürüyor. O hale gelmiş bu toplum. E i̇nsanlar iki kuruş o kadar ki mesela başta okuduğumuz hadiste insanlar Hatta bir rivayette diyor ki ahir zamanda diyor er, diyor ins, erkekleri kastediyor diyor ki diyor kabileleri kadına diyor ki secdeleri paraya dönecek diyor yani pusulaları şaşacak insan oğlu o hale geleceğini haber veriyor ve bu hadis-i şerifte de Nebi Aleyhisselatü Vesselam ilmin ortadan kalkacağını cehaletin alıp başını gideceğini kimse cahil değil üniversite okuyan bile bazen üniversite soruları soruyor onu bile cevap veremiyor adam siyasal bilgiler fakültesi okumuş siyasetten haberi yok yani o kadar insanlar uçuk bir hayat sürüyorlar. Bazen diyorlar böyle sosyal medyada zek kuşağı me kuşağı. Ben diyorum ya zek kuşağı nedir? TikTok kuşağı deyin gitsin 30 saniye tahammül edemeyen 10 saniyelik video ile ilim elde eden adamlar kuşağı ki bunlardan çıkacak fayda yok yani. Sabır kavramın olmayan bir insandan ne çıkabilir? Yani öyle bir şey ki insanların beyinleri saçma şap, saçma sapan şeylerle dolsun diye çalışanlar o şekilde yol. Hatta dedik ya insanın yaratılışı e, ayet-i kerimeyle Allahu Teala Zariyat suresinde mutlak olarak diyor ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Biz cinleri ve insanları sadece o sadece bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım. E kul olmak teslimiyettir yani insan kendisini yoktan var eden, ona şeref veren, ona yeryüzünde efendilik veren, insana ehseni takvim dediğimiz gerçekten suretidir, yüzüdür, şeklidir, vasfıdır, giyimidir, kuşamıdır, teknolojidir, ilimdir, bilimdir. Her şeyle donatan ve insanı en şerefli bir mahluk haline getiren Allahu Teala'dır. Hatta Allahu Teala açık ve net ayet-i kerimede de diyor biz insanı diyor eşref yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ Onlar ise kendilerini neye çevirdi biliyor musunuz? Hayvanlardan aşağılık terekelere düşürdüler. Ne ile? Allah'a isyan ile. Masiyet ile. Allah'ın haram kıldığını çiğneyerek kendisini sümaşı hayvandan daha düşük derecelere kadar indirdi insanoğlu. Öyle bir dönemde öyle bir sürecin içerisindeyiz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Yoksa okuma yazma maşallah herkeste var. Ama o okuma yazma Allah için değil ki. Kimse mesela eskiden 100 sene, 150 sene önce insanlar evlatlarını gönderiyordu derdi ki ya gitsin ilim ehli mehli olsun, alim olsun, dinine, diyanetine, dünyasına, ahiretine faydası olsun. Şimdiki bizim bir tane Molla abi ve kardeşim vardı. Böyle bir çocukluk arkadaşım yana gitti medresesinde öğrenci okutuyor. Ya diyordu Seyda diyordu vallahi billahi bugünkü insanlar diyordu en zekilerini üniversiteye, en çalışkanlarını işe, ahmaklarını da medreseye gönderiyorlar diyordu. Çünkü hiçbir şey yaramıyor. Ne dünyaya ne ahirete bari gönderelim de bu da boynumuzdan çıksın diye bize gönderiyorlar diyordu. Doğru söylüyor. Neden alim çıkmadığını şimdi insan daha iyi anlıyor. Onun için Gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam illerde olacak olan şeyleri çok teferatlı anlatmış. Hatta biz mesela kıyamet alametlerine baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmi bu gelişimi mesela yani ilmi bu gelişim içinde bulunduğumuz bu yüzyıldaki bütün gelişimi çok mükemmel bir şekilde anlatmıştır. Dört dörtlük dememiştir televizyon çıkacak çünkü televizyon latince bir kelime ama ne demiştir öyle bir öyle bir şey öyle bir şey çıkacak ki kişi oturduğu yerden evinden dünyanın herhangi bir yerinde olacak olan şeyi görecek diyor. Bitti yani bunun tarifi budur. Başka rivayette diyor ki kişi diyor oturduğu yerden dünyanın öbür ucunda biriyle konuşacak diyor. E bu da telefona veya telsize veya işte cep telefonuna veya ne derseniz ona işaret ediyor. Başka bir rivayette insan çok uzun mesafeleri çok kısa zamanda kat edecek. Bu da uçağa, trene, gemiye, kitle iletişim araçlarına. Aynı kaza bir rivayetinde diyor ki kıyam diyor ki Kişinin diyor bak diyor bir adam evinden çıkınca diyor kişinin diyor e, ayağının ayağının bağcığı yani böyle tabiri caizse ayakkabı bağcığı gömleğinin düğmesi işte efendim bastonunun ucu arkasında olan şey kendisine haber vermedikçe kıyamet kopmaz diyor. E bugün bakıyoruz adam eee düme dümeden ne yapıyor? Kamera yapıyor. Kalkıyor ayak kabı bağcığından mikrofon yapıyor. Şundan bunu yapıyor ve insan oğlu arkasında olan her şeyi görebiliyor. Koyuyorsun gizli kamerayı, ne oluyor, ne olmuyorsa akşam izleyebiliyorsun yani. E bunlar nedir? Bunlar işte Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın 1450 sene ki Arabistan çölünde sadece Mekke ve Medine'de 20 30 kişinin okuma yazma bildiği, hiç kimsenin hayatında bir kitap yüzü görmediği o toplum içerisinde bunları söylemesi, bunların gerçekten yani gaybi olmadığını, bunların bir şekilde Allahu Teala tarafından kendisine bildirildiğini, ahir zamanda olacak olanı söylediğini, dinin gaybleşeceğini, sahipsizleşeceğini, dinin yeryüzünden silineceğini, bugün İslam şamar oğlanına dönmüş. Gelen bir darbe vuruyor, giden vuruyor. Öyle bir duruma gelmiş ki ateistinden, deistine, komünistinden, sosyalistine kim geliyorsa İslam'a saldırıyor. Çünkü hepsinin garezi, kini, nefreti İslam'adır. Yani aslında Allahu Teala'yadır. Ama onu İslam'ı hedef yani bir noktada kıbleleri oraya döndüğü için onadır. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam gene sahih bir hadisinde bu zamanın sonunda yani ahir zamanda bu dinin yani bütün İslam coğrafyasından çekileceğini, yeryüzünde İslam'la yönetilen bir devletin kalmayacağını düşünün ki 1917'de bu Anadolu coğrafyasında Osmanlı Devleti vardı. Saltanattı ama yönetim şekli Kur'an'dı. İslam anayasasıydı. Hatta onun şeyhul İslamları, kadıları, cami imamlarına kadar yani kadılar mahkeme yargıçlarıydılar. Onun için İslam ne öğretiliyordu? 24'ten sonra İslam yok edildi. Yerine bugünkü Avrupa'nın, efendim İtalya'nın, İsviçre'nin şunu bunun kanunları getirdi. Hristiyan hukuku da bile olmayan, Allah'ın bırakın yani Hristiyanlığın, onun bile hukuku olmayan dinsiz bir hukuku getirip din diye bize zorla dayattırdılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onunla alakalı olarak da şöyle diyor. إن الإسلام بدأ غريبا diyor. Muhakkak ki bu din başlangıcıyla gariplerle başlamış. Biz İslam'ın tarihine bakınca, Çağrı filmini izleyince bakıyorsunuz köleler, mazlumlar, müstazaflar, ezilmiş insanlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor ve muazzam zulümlere maruz kalıyorlar. Kafalarını kaldıramıyorlar, ülkelerinden, yurtlarından kaçıyorlar. Onlara insan muamelesinin yapılmadığını, katledildiklerini, sürgün edildiklerini, yıllarca aç bırakıldıklarını görüyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu dinin böyle başladığını söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Ve seyaudu gariben kemma bada diyor. Nasıl başladıysa sonunda da o garipliğe geri dönecek. Bu dini yaşayan, bu din için çalışan, bu dinin için mücadele eden insanlar böyle sayıyla gözükecek. Aslında ahir zamanda helal rızık ile temiz bir dost bulunmayacak diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Helal rızık zaten bugün Türkiye'de bulunduğumuz faiz sisteminde zaten helal çalışma şansı kimsede kalmamış. Yani tabir caizse hiç faize bulaşmayana tozunu bulaştırıyor. O da o da nereden geliyor? Telefon faturasına, elektrik faturasına, su faturasına. Bir gün geçti mi gecikmez ama adı altında bir faiz yüklüyorlar adamı. Bir şekilde o tozu ona bulaştırıyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ikinci olarak da sadık diyebileceğiniz, sözünün eri, insanlara kötülük yapmayacak, insanların arkasını ona döndüğünde beni satmayacak, beni sırtımdan hançırılamayacak diyecek adam sayısı da çok azalacağını söylüyor. Onun için burada bu hadis-i şerifte de bunu söylüyor. Ondan sonra diyor. Diyor ki müjdeler olsun o gariplere. O kimler? O garip olan, toplumdan dışlanan, insanlarca böyle hakir görülen, aşağılanan, sırf İslami yaşadığı için, dini için, dinine sahip çıktığı için insanlarca dışlanan bazen bakıyorlar. Biz sosyal medyada rastlıyoruz. Bir tane başörtülü bindi mi? İşte hemen İslam'a saldırıyor. Bu nedir? Bu Ve kötülemeler. Aynı keza bazen bakıyorsunuz televizyon şeylerde ben şahit oluyorum. Yani mesela e, efendim 10 Kasım'da şurada burada o Cumhuriyet Bayramı'nda gidiyorlar okullarda öğretmenler İslam'ın kıyafeti olan çarşafı giyiyor. Sonra o çocukların yanında aşağılayıp hakir görüp çıkarıp atıyor. İşte biz böyle olduk şöyle olduk. İslam'a saldırıdır bu. Bunlar var ya bunlar şeytani düşüncelerdir. Çünkü İslam'ın tesettürüne düşmanlık Allahu Teala'nın kendisine yani. Giyinmiyorsan giyinme ama sen onu aşağılamaya, onu küçümsemeye, onu hakir görmeye de hakkın yok. Söz konusu değil yani. Bu şekilde olduğunu söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Fetubelil gurabai diyor diyor ki müjdeler olsun o gariplere. Müjde demek yani Allahu Teala mutlaka ki ahir zamanda dinin kaybolduğu, insanların İslam'la bağını kestiği o dönemde dinine sahip çıkana, namazını ve ibadetini, dini görevlerini yapan, İslam için yaşayan, İslam'ı kendine bir referans görenlere diyor ki onlara müjdeler veriyor. Diyor ki men hum ya Resulullah. Yani o senin dediğin garipler kimlerdir? Yani ne vasıfları var, ne özellikleri var, kimdirler, neyin nesidirler diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorunca Kale buyurdu ki اَلَّذ۪ينَ يَسْلَحُونَ اِذَا فَسَدَ İnsanlar bu dinde ifsad ediyor, dini yok ediyor, İslam'ı terk ediyor, bunlar da ıslah ediyor. Nasıl ıslah ediyor? İnsanların yeniden İslam'la tanışmasını, dini öğrenmesini, dininin yolunu bulmasına sebep olanlardır diyor. Yani tabiri caizse ahir zaman öyle bir dönem gelecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iman kor ateşe dönecek diyor. Yani köz ateşi biliyorsunuz böyle odun veya kömürü koymuşsunuz bu, e, şeye sobaya ve kıpkırmızı olmuş köz ateş olmuş. Sen onu elinde ne kadar tutabiliyorsan dinini tutman da o kadar zorlaşacak. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman böyle bir zaman olduğunu o dönemde Kur'an'a ve sünnete İslam'ın aslına sarılan peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelene teslim olan Allah-u Teala'nın ondan istediğine teslim olan, yaşayış amacını ve gayesini bilen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine referans gören insanın mutlaka kurtuluşa ereceğini, ama nefsi peşinde koşan, af buyurun uçkuru peşinde, kendi dünyevi çıkarları peşinde koşan, dini de egosuna ve nefsine göre yaşayan öyle insanlar var. İşine geleni yapıyor, gelmeyeni de yapmıyor. Diyor ki sana ne diyor benim Müslümanlığımdan, orada benimle Allah arasında güzel bir teknik. Benimle Allah arasında. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Bu aslında o insanın çok da Allah'a inandığını anlamına gelmiyor. O da bir şeytani taktik, tilkilerin stratejileri ona onlardan bir oyundur. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki insan oğlunun akıbetiyle alakalı Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de her şeyi haber vermiş. Öyle kimsenin oyunla hileyle bir şeyleri gizleme şansı yok yani. Bunu da unutmamak lazım. Onun için Nebi Aleyhisselat Vesselam ahir zamanda Huzeyfetül Yamani'den gelen bir rivayette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşı peygamberden çokça böyle fitnelerle alakalı bilgi alan bir sahabedir. Kendisi diyor ki ahir zamanda öyle bir dönem gelecek ki bir sohbetimizin başında dedim ki ya ortalık Mehdi kaynıyor. Ortalık kendini Resul Mehdi ilan eden adam kaynıyor. Hepsinin de birer cemaati birer grubu oluşmuş. Adamlar kendilerinin yani sümme aşağı o beklenen Mehdi olduklarını iddia ediyor. Ve kimse sormuyor, demiyor ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cehalet inecek diyor ya, o cehalet indiğinden dolayı, Kimse Mehdi'nin vasıflarını ve niteliklerini bilmediği için her bir yerde zıplayıp başına sargı saran Mehdi oluyor. Arkasından da 50-100 kişi koşmaya başlıyor. İşte adamlar vasıf nitelik olarak kendini Mehdi'lik atfediyor. Peşlerinden insanlar gidiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Huzeyfetül Yemani diyor ya Resulullah Allahu Teala diyor bizi şereflendirdi. Neyle? İslam'la şereflendirdi. Biz bu dinle müşeref olduk. Biz putperestlik, müşriktik. Biz kalkıyor insanlara zulmediyordu. Güçlü olanlar fakirleri eziyordu. Hatta eşkıyalık yapıyorlardı. Geçen kervanları dolandırıyorlardı. Mallarını mülklerine el koyuyorlar. Onunla kalmıyor. O insanları götürüp satıyorlardı. Köle olarak satıyorlar. Öyle bir düzensizlik, öyle bir harç ortamı, öyle bir zulüm ortamı var. E Mekke'de de aynı şeyi yapıyorlardı. Ta ki İslam çıktı. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam asayişi sağladı. Mekke fethedildi. Arabistan fethedildi. İslam'la şereflendiler. O eski cahiliye sapıklıkları ortadan kalkmaya başladı. Adamlar çocuklarını kız çocuklarını sırf kızdır diye büyüyecek onu evlendireceğiz diye götürüp diri diri toprağa gömecek kadar kibirli, gururlu, egoist, bencil insanlardılar. Hiç merhamet duyguları yoktu. Hazreti Ömer diyor ki ben kendi kızımı götürdüm diyor. Diyor ben onu için öldürmek için diyor. Kumda kuyu kazırken çocuk üstümü temizliyordu. Ve ben onu o şekilde öldürdüm diyor yani. Bak nasıl bir acı. Sonra hatırladık ağlayan bir adam. Ben nasıl bunu yaptım kendi evladıma? Ben Allahu Teala ki İslam İslam öncesi yapılan bazı günahları affettiğini ilan etmiştir. Bir adam Hristiyanken, Yahudi iken ateistken, deistken İslam'la tanışmadan önce yaptığı pisliklerden Allah onu sorumlu tutmaz. O iman ettikten sonra yaptıklarından sorumlu. Neden? Çünkü bilmiyor. O günkü batıl inanca göre bunu yapıyordu. Kendisi sonra diyor ki sahabe diyor ki Diyor hem ağlıyor hem gülüyordu. Sorduğumuzda onu şöyle diyor. Vallahi diyor ben çocuğumu gömdüğüm zaman o çocuğumun bana yaptığı şeyleri hatırladıkça yerin dibine giriyorum. Ben ondan dolayı hüzünleniyor, ağlıyorum. Çünkü vicdanen insan vicdan sahibi olunca onu kaldıramıyor. Ama diyor biz sonra da diyor akıyorduk fırınlarda, tandırlarda diyor. Putlarımızın diyor şekillerini yapıyorduk. Helva yapıyorduk, pasta yapıyorduk. Sonra da onu götürüyorduk. Yolda acıkıncıca çıkarıp yiyorduk diyor. Ben ona da gülüyordum. Hem tapıyoruz, hem yiyoruz diyordu. Aynısını düşünün ki bu kadar cehalet yaygın ama Allahu Teala onları İslam'la şereflendirdi. Çok şerefli bir toplum oldu. Bakmayın yani bugün birileri İslam adına bazı sapkınlıkları, bazı azgınlıkları, bazı pislikleri yapıyorlarsa onun hiçbir İslam diniyle alakalı değildir. İslam'ın aslını bilen, İslam'ın gerçekten merhamete dayalı, İslam'ın gerçekten sadece insan öldürme dini olmadığını çok iyi anlar. İslam dini aslında sadece ve sadece kafirler kendi yurtlarını işgal edip İslam coğrafyasında zulüm ve istibdat yaptıkları zaman Allahu Teala savunma hakkı veriyor. Yoksa önüne gelen millete halka saldır, onu bunu öldür, kestir. Bu İslam'ın emrettiği bir şey değildir. İslam terörizmi emretmez. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın siret ve mücadelesine bakarsanız Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem müşriklere bile çok merhamet gösterdiğini, çok vefalı davrandığını siyerde rahat okuyabilirsiniz. Yani kim gelmişse peygamberden istediğini almıştır. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam kendi namusuna dil uzatan ifk hadisesinden Resulullah ve vesselam namusunu öz hanımını iffetli temiz eşini kalkıp zina ile fuhuşta suçlayan adamlara bile kalkıp da onlara karşı böyle öldüreceğim seni dememiştir. İslam ne ceza vermişse onu uygulamıştır. Hatta yani o insanların tövbelerini kabul etmiş, hiçbir zaman onlara kim bile gütmemiştir. İşte ondan dolayı Arapya coğrafyasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde çok farklı bir atmosfer var. Yani her türlü azgınlığın, sapıklığın, zulmün, istidatın göz, boy gösterdiği ama İslam'dan sonra ise gerçek. Mesela Hazreti Ömer'i anlattık bir örnek verdik. Ama aynı Hazreti Ömer şu anda dünya liderliği içerisinde dünyanın en adil insanı olarak gözüküyor. En adaletli adam. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediliyor. Merhametinden, dört dörtlük adaleti uygulamasından yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın İslam'ını en mükemmel uygulayan liderlerden biri olarak kabul ediliyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmeden önce eşkıya ve gerçekten Mekke'nin en zorba adamı, en haşin adamı, en sert adamı İslam'dan sonra dünyanın en yumuşak ruhlu insanına dönebiliyor. Yani insanlar ona beddua bile ederken sırtına unlarını, yemeklerini götürüp evlerine kadar götüren, onlardan özür dileyen, her türlü merhamet örneğini gösteren bir insan oluyor. İşte İslam aslında aslıyla budur. Bugün İslam devletlerinin devlet başkanları dediğimiz bugünküler değil, Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemdekiler, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve İmam Ali gibi insanları ve Ömer bin Abdülaziz veya Selahattin Eyyubi veya Osmanlı'da bazı sultan insanların ne kadar adi, ne kadar insanlara karşı merhametli, toplumlarına karşı hoşgörülü, onların hak hukuklarını savunan insanlar olduğunu görürsünüz. Ve aldıkları maaşlar aslında halkın aldığı maaştı. Hz. Ali'nin aldığı maaş ile çöpçünün aldığı maaş birdi. Aynı maaşı alıyorlardı. Hatta Hz. Ömer maaşından fazlalıklardan dolayı onu bile kısmış bir insan. Ama bizim bugünküler diyor ki işte efendim şeyden e, tasarruf olmazmış. Şöhretten, makamdan, işte şaşalı gösterişlerden. Tasarruf olmaz diyor yani. O, orada istediğimi harcarım. Ama bu İslam'ın aslı değil. Biz bakıyoruz ki Hazreti Ömer mescitte yatıyor. Kisra'nın veya başka bir ülkenin devlet başkanı geliyor. Nerede bu devlet başkanınız? Bakıyorlar yatıyor adam yerde. Hem de hasırlar üzerinde yüzünde iz çıkmış. Kudüs'ün fethinde Hristiyanlar diyor ki eğer Ömer Gelirse bir şehri diyor savaşmadan devredeceğiz. Hazreti Ömer hiçbir koruma olmaksızın o ile kölesi beraber gidiyorlar. Tabi bir deve iki kişi ve sırayla biniyorlar. Bak kölesidir ama kardeşi gibi onunla beraber yaşıyor. O biniyor o iniyor en son şehre yaklaşıyorlar. Sıra köleye gelince o biniyor. Herkes gelip Hazret, Hazreti, Ömer'in kölesine ayağına yapışıyor. Yani sanıyorlar ki İslam halifesi odur. O da diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Bak halife budur diyor. Şok oluyorlar. O zaman anlıyorlar gerçekten bak İslam böyle bir hayatta emrediyor. İşte Hüzeyfe diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedim ki ya Resulullah Teala bu şerefi bu güzelliği bize bahşetti. Bizi İslam'la şereflendirdi. Peki bundan sonra bir batıllık küfür var mıdır deyince evet vardır diyor. Peki ondan sonra İslam olacak mı? Gerçekten bak bu, bu İslam coğrafyasına 100 yıl önce bir karanlık çöktü. Öyle bir karanlık ki bütün toplumların İslam'la bağı kesildi. Gittin Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dediğiniz Rusya'daki Türk Cumhuriyetler'e, 100 sene boyunca belki Kur'an'ın yüzünü göremediler. O komünist, o ateist, o vahşi düzenden dolayı. Yarısı Sibirya'da öldürüldü, alimleri hepsi katledildi, camiler yerle bir edildi. Bugün gidin Çin'deki Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurlara yapılan, inan var ya bazen uydu fotoğraflarını görüyorsun. Bütün İslami semboller ve camiler, bin yıllık camileri yerle bir etmiş komünist sistem. Çünkü insani değerleri yok, insana değer vermeyen vahşi bir düzen. Bütün camilerini yerle bir etmiş, bütün çocuklarını götürüp asimli etmiş, milyonlarca çocuğu ailelerinde zorla gasp etmiş, götürüp Çinleştiriyor. Aynısını milyonlarca erkeği evlerinden almış, götürmüş toplama kamplarında, koca, o, o eşleri olmayan kadınların evlerine de Çinli erkekleri sokmuşlar. Böyle bir vahşet ama bizimkiler maalesef bizi yönetenler, iki kuruş para için, Çin'den gelecek üç için onları görmemezlikten geliyor. Kendini milliyetçiliği atfeden MHP bile oradaki kardeşleri önemli diyor, onlar Türk değil. Onlar sonuçta dolarla aralarına girdiği için problem yok. Onların meselesi o kadar mühim değil. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama Hazreti Ömer diyor ki eğer Fırat'ın kenarında bir kurt bir kuzuyu kaptırır, kaçırır, yerse vallahi Allah hesabını Ömer'den soracak. Çünkü eğer sen bir toplumu idare ediyorsan o toplumun başına gelecek bütün nusibet ve belal ve bütün sorunlardan sen sorumlusun. Hepsinin hesabı Allahu Teala nezdinden sana sorulacak. Mesela Bazıları der işte ya zamları millet yapıyor. Millet yapıyorsa devlet nerede? Sorumlu değil mi? Sorumludur. Birileri bu halkı dolandırıyorsa bunda birinci bütün devletin eşrafı Allah katında sorumludur. Allahu Teala bunun hesabını onlardan sorar. Siz niye bu insanların dolandırılıp bu insanların bütün haklarının gasp edilmesine göz yumuyorsunuz? Sorar yani. Onun için o sahabe soruyor diyor ki ya Resulullah gelecek mi? Evet diyor. Küfür gelecek, karanlık bir dönem gelecek. Ondan sonra yeniden İslam aydınlanacak. Ama Hak ile batılı iç içe olacak diyor. Yani bir insan bir yönüyle Müslümanken öbür yönüyle kafir olacak. Bir yönüyle İslam'ın bir özelliklerini taşırken öbür yönüyle de küfrün bir özelliğini taşıyacak. Hak ile batılı iç içe olacak. O dönemde diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yalancı, bak yalancı davetçiler zuhur edecek. Yalancı davetçi derken insanları Allah'a davet eden ama Allah'a değil de kendi makamlarını, mefkilerini, altlarını doldurmaya, kendilerini zengin etmeye davet edecek davetçiler çıkacak. Onlar diyor ki aslında onlar asliyle Allahu Teala'ya değil kendi menfaatlerine, nefislerine ve egolarına. Mesela dedik ya Adnan Oktar, dedik filan kaso. Öyle o kadar çok o türde insan var ki ve insanları dinle aldatıyorlar. Allah ve din deyip dansos oynatıyorlar. Allah ve din deyip trilyonları gençlerden, zenginlerden aşındırıyorlar. Böyle insanların zuhur edeceğini Nebi Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfe diyor ki ya Resulallah bana o gün ne tavsiye edersin? O görmeyecek kesin. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aslında ona değil bize bir tavsiye demliyor. O gün diyor Kur'an ve sünnete tabi ol. Hatta diyor Kur'an ve sünnete diyor ağzı dişlerinle diyor bir ağaç kökünü düşün diyor. Orayı sımsıkı tutun. Çünkü diyor ümmet içerisinde fitneye, ümmet içerisinde katliamlara, ümmet içerisinde öldürmeye sebep olanların hepsinden uzak Hatta diyor fitne sana gelmesin, sana bulaşmasın diyor. Ağzınla diyor, ağzınla diyor bir ağacın kökü ya kökü var ya böyle damarını sık diyor. Ağzını da diyor fitneye açma diyor. O derece uyarısını yapıyor. Sebebi ne? Çünkü fitnenin katilden daha büyük bir şey olduğunu, fitneye sebep olan insanların bu fitneden kast olunan dindeki fitneler, İslam'daki fitne, İslam, İslam dini tahrif edenler, İslam'ı bozanlar, Müslüman'ın Müslüman, Müslüman ölümüne sebep olanlar, bu tarz şeyleri İslam kabul etmiyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün Müslümanları uyarmış, demiştir ki, Asla ve asla bu tarz şeylerden uzak durun, bunlardan kendinizi koruyun. Çünkü iman kor ateştir. İnsan imanını kaybederse her şeyini kaybedebilir. Her şey var ya bir anlık, bir saniyelik bir şeyledir. İnsan İslami değerleri hafife hafif gördükçe yavaş yavaş dininden uzaklaşır. Bir müddet sonra dinine saldıran bir adam olur. Mesela ben profesörler görüyorum. Düşünün bir zamanlar sosyetenin profesörü, doktoru vardı şeydi Mehmet Nuri Öztürk müydü? öldü. Adam mesela en son kansere yakalandı. Bazen televizyonlarda rastladım. Adam diyordu ki cuma namazı diye bir şey yok. Zina da diyordu. Kadın kendi rızasıyla veriyorsa kimse bunu zina olarak görmesin diyordu ya. Diyordu sen aşağı gidip saldırırsan diyordu bu zinadır. Bak nasıl bir yaşar Nuri. Nasıl nasıl bir anlayış. En son ölmeden önce ne dedi bir sene kala? Dedi ki insanlığın kurtuluşu deizmdedir. Deizm nedir? Peygamber kabul etmeyen, din kabul etmeyen, Allah var. Sümme aşallahu teala bizi sokağa saldı. Bizimle hiç ilgilenmiyor, Bizimle alakadar olmuyor. hiç birimizden hesap sormayacak. Ölünce de toza dumana katacağız. Kaybolup gideceğiz. Böyle bir anlayış kabul ettiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam da Resul ve Nebi olmadığını söyledi. Böylelikle ölmeden bir sene önce kanserliyken küfrünü de dinsizliğini de ilan etti. Allah da ona lanet etti. Gitti. Ama arkasından yüz binlerce insanın imanıyla oynadı. Yani böyle insanlar sadece kendilerini de cehenneme götürmüyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cehennemin davetçilerinden sakının. Çünkü onlar kendileriyle beraber onların peşinden gidenleri de cehenneme sürükleyeceğini söylüyor. E bakıyoruz mesela geçenlerde bir profesör vardı Öztürk diye. E, o da diyordu ki Sümme Aşağı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de, Kur'anı-ı Kerim'de e, Mekke'nin illeri gelenlerine küfrediyor. Allah-u Teala ayete koymadı halde Resulullah Aleyhissalatu vesselam onlara karşı peygambere çok zulmettikleri için işte e, As bin Vaile demiş ki biç, bilmem ne böyle iğrenç şeyler söyledi. O da tepki toplayınca kendi görevinden istifade etti. Bu adamlar profesör, bunlar ilahiyatçı ama bu adamların içinde İslam yok. Zahirinde mef'i olarak dini kullandıkları için, dinden namalandıkları için din onların çıkarları ve mef'atlarıdır. Ne zaman o biterse gerçek pisliklerini de döküyorlar. E tabi ne oluyor? Doğal olarak Müslümanın da ahlaki ve diniyle de oynuyorlar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizi bazı konularda uyarmış. Bunlar nedir? Müslüman bir insan bid'at, hurafe, batıl olan şeyden sakınacak. Kur'an ve sünnet onun için referans olacak. Çünkü ayet-i kerimede ya eyyuhellezine amenu ati'u Allah ve rasuluhu ve ulul emri minkum diyor. Ey iman edenler Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. İtaat Kur'an-ı Kerim'e ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine olur. Sonuçta ayet nesmes olmamış muhkem bir ayet. Bu ayette peygambere itaattan bahsediyor ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1450 sene önce vefat etmiş. O zaman neyle itaat olur? Sünnetiyle Aynı keza siret ile ona olur. Peygamberin yaşantısını bilirsin, ona göre hayatına yön verirsin. Onu kendine referans bilirsin. Bu peygambere itaattır. Aynı kaza Allahu Teala ve ulul emri minkum ve sizden olan emir sahipleri derken ilim sahibi olan, alim olan, halkın önderleri olan bir zamanlar bizim bütün memleketlerimizde alimler vardı. Halk onlara itaat ederdi, onları dinlerdi, onların nasihatlerini, öğütlerini hayatlarında referans görürlerdi. Herhangi bir davalar olsa bir şeyhtir, bir alimdir, bölgede tanınan, kanaat önderi olan ilim sahibi bir adam gelir, onların meselelerini çözer, aralarında sulhu bulurdu. İşte Allahu Teala onu da emrediyor. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bize ve veda haccında da bu ümmete iki şey bırakmış. Biri Kur'an-ı Kerim, öbürü sünnet-i seniyedir. Buna sarılanın dalalete düşmeyeceği mutlaktır. Kim kendine hayatında referans olarak Kur'an-ı Kerim ile sünnet-i nebi kabul eder, ona göre yaşarsa inan o kurtulur. Ama nefsine göre işime geleni alırım, gelmeyeni almam. Helal de haram da benim nefsime, benim çıkarma menfaatime uydu müddetçe helal ve haramdır derse o adam da mutlaka helak olur. Çünkü İslam'ı sorgulayan, Kur'an'ı sorgulayan, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sorgulayan zaten iman etmemiştir. İman etmediği için bir gün zehrini kusar yani açığa vurur. Mutlaka ortaya çıkar yani bunu unutmamak lazım. الله تعالى هب مزد رازو صر ربنا بزدري قرآن وسنة حقا وتوحيدا إسلاما عصلا غير مصين إلهي صلي وسلم يا ربي على حبيبك محمد مصطفى وعلى آل كل أصحاب كل أجمعين وشهداء وصالحين لله تعالى الفاتحة مصلوات